Gerçekten diyecek söz bulamıyorum sana. Ya nişanlanan Jasmine, kahveleri yapan sen. Ya ne yapayım Gülbahar? Daha ne yapacaksın? Ya bir de nişan tepsisini tutturmuşlar sana ya, şaka gibi. Cenk'in yakın arkadaşı olduğum için Jasmine benden rica etti. İyi. Cenk'in yakın arkadaşı olarak bir de nikah şahidi oluverirsin artık. Onu da istedi Jasmine. Ne? Ya kızım sen saf mısın? Bu kadar da çok fazla artık, farkında değil misin? Canım arkadaşım benim. Ne olur gör artık. Bak bu kız seni böyle günlerde çağırıp çağırıp nispet yapar gibi gözüne sokmaya çalışıyor. Bunun bir derdi var seninle. Kafayı taktı sana bu kız. Bana bak. Yoksa bu Cenk'le geçmişte olanları öğrenmiş olmasın? Yok canım, nasıl öğrenecek ki? Yani ben de bilmiyorum. Ama hareketlerine baktığımda öyle geliyor. Başka bir şey düşünemiyorum. Cenk benim demek istiyor. Bu yüzden de seni her yere çağırıyor. Ya hayat, bu vaziyete sen niye katlanıyorsun? Cenk için Gülbahar. Sadece Cenk için katlanıyorum. İnsan değer verdiğinin mutlu olmasını ister. Ben de onu istiyorum. Bak, sen Cenk'i kalbime gömdüm dedin. Ama yok, gömmemişsin. Hala onun için atıyor kalbini. Ne diyorsun Gülbahar ya? Konuşma şöyle. Sen Cenk'i kalbine gömmedin. Sadece bağrına taş bastın. Cenk'ten, Jasmine'den uzak durmak için her şeyi yaptın. Hatta Cenk'le aranda bir şey olmadığını göstermek için sürekli yanlarındasın. Ama Jasmine her şeyin farkında. Senin Cenk'in göremediğini görüyor o. Neymiş o bizim göremediğimiz? Elbette gün siz de göreceksiniz. Ama inşallah o gün çok geç olmaz. Ya hadi sen safsın, gidiyorsun o nişana. Cenk, ben Cenk'e inanamıyorum. Ya Cenk böyle bir şeye nasıl müsaade eder? Cenk. Yeter Gülbahar ya. Bizim seninle Cenk'ten başka konuşacak bir şeyimiz yok mu? Cenk deyip durma artık ya. Hayat. Hadi bakalım. Suyunuz kaynıyor. Ay bismillah. Korkma, konuşan kettle bu. Aman yavrum ne konuşması ya? Meret konuşmasın. Sadece suyu kaynatsın yeter. Aa öyle deme ama. Son teknoloji bu. Su kaynadığı zaman haber veriyor. Ceren vallahi bir sinirleniyorum ki. Yani bizim fişini taktığımız şey bize akıllı diyor ya. Bu bizden daha mı akıllı? Nereden geldi bu? Ha? Kim getirdi bunu? Tarık getirdi. Orhan'dan mı almış gene? Hı hı. Sevda hamile ya. Orhan'a destek olmak için. Kapı. Kapı çalıyor. Ben kapıya bakayım. Hadi yavrum kapıya. He. Suyunuz kaynadı. Ay Allah cezanı vermesin değil mi? Ay bu Orhan'dan da geveze vallahi. Vır 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 vır. Suyunuz kaynadı. Bana bak. Asıl senin suyun kaynadı, anlıyor musun? Kaynadı. Senin suyun kaynadı. Kaynadı. Bu buz gibi. Buz gibisin sen. Kettle efendi kimi kandırıyor? Suyunuz bak ya hala konuşuyor. Kaynadı. Bak hem buz gibi. Sen benden akıllısın öyle mi? Akla bak akla. Ha Jasmine. Kargocu bu paketi sana bırakmıştı ama ne bu bilemedim. Hah, ben de onu almak için gelmişti zaten. Ne o yavrum? Durun mamiciğim, bu benim saç kurutma makinesi. Ben bunu aldım ama bozuk çıktı. Ya. Sonra yenisini isterim 1000 tane değil döktüm ama vermediler. Sonra şikayet ettim, hemen bak yenisini gönderdiler. Aa. Sıfırını mı göndermişler? E tabi sıfır yolladılar. İşte şikayet edince hemen düzeltiyorlar hatalarını. Vay be. Sevda bu Yasemin nerede? Valla Dürdane ablalara gitti. Fön makinesi gelecekmiş herhalde. İyi tamam. Ya güzelim ne diyeceğim, şu kızın başını boş bırakmayalım lütfen, ben huylanıyorum. Olur Orhan'ım. Evet. Hadi bakalım prim günü, gelin bakayım buraya. Hadi.
Gelin 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 gelin. Ah sonunda. Hazır mısınız canım ailem? Yeni geldi. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Pirin bizim neyimiz? Canımız. Pirin bizim neyimiz? Suyumuz. Çocuklar, pirim derelerin denizle buluştuğu yerdir, bunu unutmayın. Pirim nedir? Cebinde unuttuğu 100 lirayı sevdam geri bulmaktır. Evet, alalım hadi istekleri, buyurun. Ben bir telefon kılıf istiyorum baba. Bana akıllı kol saati. Bebek evi. Deney kiti. Yavaş, evet. 1000 parçalık puzzle. Paten, paçam. Aa yeter bakayım, susun. Olmaz. Orhan yaz. Şu çocuklara içi rüzgar almayan, su geçirmeyen gocuklardan alıyoruz. O kadar. Hayır anne ya, benim kırmızı kızım çok ilginçti. Gerçekten ihtiyacım var. Aa yeter ya. Siz bunları isterken şu kolları daralan, kısalan gocuklarınızın farkında değilsiniz herhalde. Hadi bakayım odanıza, hadi. Anne ama... Gördün mü? Bozuldular. Ya gülüm, keşke şu primle çocukların istediklerini alsaydık be. Olmaz Orhan. Gocuk alınacak. O kadar. Gocuk. İçi kürklü, su geçirmeyen. İçi kürklü. Gocuk. Gocuk. Hayat iyi misin? Değil Cenk. İyi değil. Yo, iyiyim ben. İyiyim. Değil misin? Neyin var? Yok, iyiyim. Gülbahar öylesine dedi. Değil mi Gülbahar? O ne? Bu. Jasmin Melahat ablanın pilav tenceresini kırmıştı ya. Aynısından buldum. Bu sabah mağazaya gelmiş, gittim aldım hemen. Ben de. Yine aynı şeyleri düşünüp yapmışız. Ya, aman ne güzel. Aynı şeyleri düşünüyorsunuz, aynı şeyleri hissediyorsunuz ama bir türlü dile getiremiyorsunuz. O ne demek Gülbahar? Şey, pilav. Pilav tenceresi almışsınız ya bir sürü. Bir gün yemeğe gelirim diyecektim ama sizinkinden de sürekli taş çıkıyor. Taş? Şey, Gülbahar... Şey demek istedi. Pirinçin taş. Ya önemli bir şey değil. Hadi görüşürüz. Yürü Gülbahar. Şey. Birlikte gidelim tencereleri vermeye. Olur. Ha şey. Melahat abla bize gelecekmiş. Ha öyle mi? Ben sonra vereyim o zaman. Ya gel işte bize hayat. Birlikte veririz. Hem şimdi Melahat abla iki tencereyi birden görünce çok daha sevinir. Yok Cenk ya. Ben rahatsız etmeyeyim. Ya ne rahatsızlığı hayat? Sen istesen de kimseye rahatsızlık veremezsin. Hadi yürü birlikte gidiyoruz. Hadi. İyi. Hadi siz gidin o zaman. Ama bak madem gidiyorsun, o Jasmine'e dikkat et, tamam mı? O parmağındaki yüzüğü gözüne sokmak için her şeyi yapacak çünkü biliyorum. Tamam Gülbahar, beni merak etme. Kaza meselesi, hastane falan derken de biraz yorgun düştü. Buraya geldik film izleyelim diye ama sızdı kaldı. Sen başında mı bekledin sabaha kadar? Tabii bekleyeceğim. Kemal, bunu her zaman söylemiyorum ama kızım senin gibi biriyle evli olduğu için çok şanslı. Asıl o beni sevdiği seçtiği için ben şanslıyım. Saygıdan, sevgiden önce gelen güven vardır Kemal. Birine güvenmek... Sırtını bir dağa yaslamak gibidir. Nil sırtını sana yasladı. Dönüp arkasına dahi bakmıyor. Güvendiğin biri varsa işte böyle rahat uyursun. Kemal, Nil sana çok güveniyor. Tıpkı benim gibi. Ben gideyim içeri bakayım. Tamam.
Bana bak, bu özlem meselesinden yine bahsetme ha. O neymiş anacığım? Ben yanlış bir şey yapmadım ki. Kurban olayım, sen bir şey yapmadın da. Yani niye şimdi çok hassas bir durumda ya? Bir sus, bir sus, söyleme bir şey. Bak, bana bak. Kıza bunu söylersin, o da sana bir şey söyleyemez. İçinde büyütür, büyütür. Bak, kızın gönlü kırılır. Bebeğe bir şey olur ha. Ya bak oğlum, bir dinle, bir dinle. Sen özlemi bir daha göreceksin, görmeyeceksin. Bitti, gitti. Yani berrak suyu niye bulandırıyorsun? Nil'i de huzursuz et. Kemal. Buradayım sevgilim. Günaydın. Günaydın. Sen uyumadın mı? Çok güzel bir şey seyrettim. Film mi? Yani film demek az kalır. Rüya gibi bir şeydi. Ya. Demek o kadar güzeldi. Niye ben sizi izledim? Bak, ben o konuda biraz kıskancımdır. Benden başka birini seyretmesi pek hoşuma gitmez. Ya Kemal, sen beni mi izledin sabaha kadar? İzleyecek daha güzel bir şey yoktu ki. Kemal. Bakalım Kemal'le geçmişte ne olmuş? Neler saklıyorsunuz bir görelim. Kemal, hep çok yetenekliydin. Döktüm. Kemal şimdilik ikna olmuşa benziyor ama ne kadar dayanır bilemiyorum. Belki de planımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Hatta belki de hızlandırmalıyız. Yukarıdan çağırdılar herhalde. Ha, yok bir şey. Ben de anlamadım. Birden alarm çalmaya başladı ama kapı falan da açık değil. Bu kadar güvenlik önlemi neden acaba? Sen içeride. Ne yaparsan yap, ben oraya bir şekilde girip ne sakladıysa onu bulacağım. Hı.
Vallahi ben bunu denedim. Bayağı iyi çalışıyor. Cidden sıfırını göndermişler. Aynen öyle Ceren ablacığım. Çünkü bunların en çok korktuğu şey şikayet. Yasemin, bunlar nereye şikayet ediliyor kızım? İnternet sitesi vardır mamicim. Oraya yazıyorsun. Uğraşma, uğraşma canımın içi. Çalışmıyor işte, anca boş boş konuşup duruyor. İyi o zaman ben ellerimi yıkayayım da demlikte çay demleyeyim. Bunların kalkacağı yok. Yavrum, bu nereye şikayet ediliyor bu bozuk şey? Ben bozuk değilim. Bibim, sensin bozuk. Kız bu delirdi. Bibim, ben deli değilim. Dürdane. Anam dürdane dedi bu. Ciren sen mi öğrettin benim adımı? Yok anne vallahi ben öğretmedim. Fişi çekerek benden kurtulamazsın. Kız bu. Hadi bakalım. Kız korktun mu Dürdan? Kurban olurum sana, korktun mu kız? Ay, bak, bak hele bak bak bak. Çok bir komik bir komik. Vallahi ben burada gülmekten öldüm. Allah canını almasın senin. Kurban olurum. Allah aşkına ya git. Ya dur ben şu demlikte bir çay demleyeyim. Böyle kuru kuru olmaz ayol. Yavrum ya nereye şikayet edeceğiz bunu? Ya anneciğim. Tarık Orhan'dan aldı ya şimdi onu. Orhan'a söyleriz, o halleder. Şikayet etmesek mi? Yavrum Orhan'dan bana ne? Ben bunu yapanları şikayet edeceğim yani. Boş boş konuşup duruyor, bir işe yaramıyor bu. İşte bu siteden şikayet ediyorsun durdum mamiciğim. Et yavrum ya, et. Ya anneciğim, ya Orhan'a bir şey olursa? Olmaz olmaz. Aa yok. Ceren abla, amcama ne demiş olsun? Biz firmayı şikayet ediyoruz. Cem geldi galiba. Hoş geldiniz yavrum. Günaydın. Günaydın, günaydın. Siz yine beraber bakıyorum. Senin kırdığın pilav tenceresini bulduk Jasmine. Bu da iki tane. İki tane! Ay! Ay Dürdan! Yasemin, yavrum geldi. Hadi şu şikayet şeyini şey yapalım. Yok, ben onu zaten yazdım, gönderdim dedim mamiye. Bir de şey soracaktım. Kime gelmiştiniz? Sana ne ya? Yardımcı olabilir miyim? Oy. Sapık mıdır nedir, beni takip ediyor. Hayır efendim, ne münasebet. Ben size yardımcı olabilmek için şey yapmıştım. Sultanım, siz beni bilirsiniz. Bileyim Rıza Bey. Seni bileyim. Seni de bileyim. O bizim yöneticimiz. Buraları yöneti. Ne oldu? Evet, cep telefonumu kırmıştı. Nine evde mi? He, evde. Güzel. Tutamayayım. Rıza Bey. Bu ne oluyor? Tanıştırayım efendim. Küheylan. Artık her yere o götürüyor beni. Küheylan. At kimin? Epek Küheylan değil bu. Bu olsa olsa kara kaçan. Yo yo. Küheylan. Yok kurbanım, şu kadar işte kara kaçan. Sultan Hanım. Ha. Seda mıydı o içeri giren? Her zamanki gibi kaçtı. Bak. Ay Rıza Bey, hoş geldiniz. Ay bu skuter sizin. Ay çok pratik bir alettir, bayılırım. Kız sen bunu bileyim mi? Ben hep buna binmişimdir. Sultan Hanım. Bilebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Biliyorum ben Sultan Hanım. Kız, yaşlı başlı kadın için dikkat et. Yok yok, ben profesyonelimdir bu işte. Evet, iyi günler Sultan Hanım. Kız gidiyor, gidiyor, gidiyor. Gitti. Ay senin Küheylan'ına. Kara kaçan. Küheylan dur oğlum. Kara kaçan, gönlümü geri getir. Kara kaçan dursun abi.
Seda? Hayırdır? Nil, senin yardımına ihtiyacım var. Ne konuda? Ya Selin'le aramı düzeltmek için ona küçük bir ev hediyesi aldım da. Şimdi senin aran da iyi. Acaba birlikte Selin'in evine mi gitsek? Güzelim, ben çıkıyorum. Bir ihtiyacın var mı? Ya ama sen niye ağır kaldırıyorsun Sevdam? Aman be Orhan'ım ya, ilk defa çocuk doğurmuyorum ya. Ama sanki ben ilk defa baba oluyor gibi heyecanlıyım. Şimdiden bez stoklamamız lazım. Doğru söylüyorsun. Tamam, sen bilirsin. Tabii. Her boy almam lazım. Bir de ıslak mendil bak, çok lazım oluyor. Ya bu prim var ya, ilaç gibi gelecek Sevdam. Güzelim, eksik var mı? Mutfağa bir bak. Yağ, un, şeker hepsine bir bak. Orhan'ım. Bu ne Sevdam? Ay şaka yaptım be Orhan. Ben gülüyor muyum? Sadece şunları alsan yeter. Ya inşallah prim bunları yeter Orhan. Yeter güzelim yeter. Bu ay güzel satış yaptım. İyi prim gelecek. Tamam ben bunları alıyorum. Yalnız iyi şakaydı ha. Senden hiç beklemezdim. Sen yüzün ifadesini bir de görecektin. Kaan Bey arıyor. Efendim Kaan Bey? He? Nasıl bu ay bana prim yok? Ya olur mu Kaan Bey? Ben bu sefer hedefi tutturdum. Çok güzel satış yaptım. Şikayet mi var? Pardon, kimden acaba? Dürdane Yurtsoy. Anlaşıldı. Hı? Tamam, tamam. Oldu Kaan Bey. Oldu. Dürdane teyze beni şikayet etmiş. Sevda görüyorsun değil mi? Dün buraya kız istemeye geliyorlar. Bugün beni sırtımdan bıçaklıyor. Yok yok Orhan'ım, Dürdane abla yapmaz öyle şey. Yani bir yanlış anlaşılma vardır kesin. Güzelim duymuyor musun adamı? İsmini soy ismini veriyor. Git diyor, konuş diyor, şikayetini geri alsın diyor. Yoksa sana bu ay pirim mirim yok diyor. Ya Sevda, çocuklara gocuk alacağız diye söz verdim ya. Tamam Orhan'ım, ben gideyim Dürdane ablayla konuşayım. Geri alır şikayetini. Dur güzelim, sen konuşma. Sen evimize, bebeğimize bak, tamam mı? Gerisini ben hallederim. Sen canını sıkma böyle şeyler için. Orhan, sen git konuş Dürdane ablayla, ha? Geleceksin şikayetini. Bak yakında akraba olacaksınız. Hem o halden anlar. Yok güzelim. Benim için böyle bir şey yapmasın. Dünür olacağız diye yapmasın, tamam mı? Hiç hoşlanmam böyle şeylerden, ha? Ya gitsin üründen memnun olduğu için çeksin şikayetini. Benim bir imajım var. Neyse ben halledeceğim. Nasıl halledeceğim? Aklımda bir şey var. Bunlar benim tencerelerimin aynısı ya. Ay kurban olurum. Çok sağ olun. Ay dur doş. Ne demek Melahat ablam, güle güle kullan. Bana bak Cenk. Senin bu müstakbel karının yakıp yıktığı her şeyi sen yeniden yapıyorsun. Rica ederim Melahat ablam. Hem zaten birlikte alalım dedik değil mi Cazm? Evet evet. Birlikte alalım dedik. İyi günler de kullan Melahat ablacığım. Sağ ol, sağ ol. Ben kırıyorum. Hayat Hanım tencereyi alıyor. Benim nişanlıyla geziyorlar, tozuyorlar, buraya geliyorlar. Benim haber yok. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bu yüzük yeterince parlamıyor. Ne parlamıyor? Sorry? Ne parlamıyor dedin? Şey parlamıyor, yüzük yeterince parlamıyor yani. Çünkü ben elimi şimdi yıkadım, yüzük sabun olmuş. Ondan yeterince parlamıyor ama hiç sorun değil. Ben yani bunu parlatmayı çok iyi biliyorum. Bakanın gözünü alacak bu. Neyse ben içerideyim. Sen görürsün Hayat Hanım. Benim de dersim var okulda. Ben çıkayım. Aşkım beni de bırakır mısın? Benim de bir iş var da dışarıda. Hadi biz de gidelim artık kız. Hem de şeyi organize edelim, hamsili pilav gününü. Tamam ben sizi de bırakırım. Yok,
gezip Melahat ablayla yürürüz. Yürürüz hayatım, yürürüz tabii biz. Sağ ol. İyi peki. Ben sizi yolcu edeyim. Güle güle kullan anacığım. Sağ ol. Sağlıkla. Geliyor vallahi Hamsi bile pilavlar. Hadi kız yürü. Hadi bakalım hadi. Mesaj sesi geldi yavrum, bir oku. Ne var? Aa, anneciğim, şikayetin şirkete iletilmiş. Şirket yetkilileri özür diliyor. En kısa sürede ilgileneceklermiş. Bak hele. Kız aferin, görüyor musun? İçin ben aylarca çalıştım. Böyle bir şikayete verir miyim? Bir de bıyık buldum mu? Tamam. Yok dedim ya anne. Yanlışlıkla çaldı sanırım. Kapıda bir zorlama falan da yok. Merak etme. Bir şey olursa ararım. Selin? Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Yok hayır. Spor yapmak için dışarı çıkmıştım. Birden alarm çaldı. Endişelendim ama bir şey yok. Yanlışlıkla çaldı sanırım. Ay bu muhitte çok hırsız oluyormuş. Bak dikkat et. Kamera yok mu? Yok. Kemal'e söyleriz. Bizim güvenlik sistemini yeni yaptırdı o da. Sana da yaptırırız. Gerek yok canım. Çok teşekkür ederim. Benim de bir tanıdığım var. Hallederim. Aa niye ya? Kemal'in elinden her iş gelir. 2 dakikada halleder. Çok teşekkür ederim. Hallederim ben o işi. Hayrola, siz bana mı geldiniz? Aslında ben istedim gelmeyi. Aramızdaki buzları eritmek için. Çoban sakızı çam armağanı. Çam sakızı çoban armağanıdır o. Hayır ben karıştırdım bir anda. Gelsenize içeri. Ne güzel bir ev. Çok güzel bir çerçeve. En sevdiğim fotoğrafı da koyarsın. Tabii koyarım. Çok sağ ol. Siz buyurun geçin. Ben bize kahve yapayım. Tamam. Değişik niye güldü şimdi bana? Çok bir şey olduk ya acaba? Aman. Hadi Orhan'ım. Hadi aslanım sen yaparsın. İkna etmişlerin hadi.
Sağ ol canım benim. Bunu da unutmuşsun. Hava soğuk, bak dikkat et. Tamamdır. Bu arada sen de dikkat et kendine. Gözümden kaçtı sanma, o cevizli lokumların yarısı bitmiş. Ya vallahi hepsini ben yemedim. Annem de yedi. Bilirim seni. Sen ye ama çok da yeme bir tane, biliyorsun. Şeker bebişlerimize zarar. Tamam canım, dikkat ederim. Tarık, sen niye geldin oğlum? Ya anne şunları unutmuşum da aldım, geri okula dönüyorum. İyi, ne güzel ne güzel, unutmamışsın bak, aferin ya, aferin. Anana verdiğin sözleri unut, bunları unut. Aferin, aferin. Niye unuttum ya? Niye kızdı şimdi? Ya şey, ben kettle'ı Orhan'dan aldığını ağzımdan kaçırmış olabilirim. Canım benim, ne olacak, sanki gizleyecek halimiz yoktu, illaki öğrenecektin. Görüşürüz. Dikkat et. Canım. Ama soğuk bak şimdi, tamam? Buyurun. İyi günler beyefendi. Güzel. Tarık anlamadıysa kimse anlamaz. İyi günler. Ne oldu, hayırdır? Su arıtma cihazı mı? Var bizim, sağ ol. Yok, o da değil. Bu konuşan kettle. Bir sorun oluşmuş galiba. İnceleme için geldim. Allah canına almasın o kettle'ım. Yani, ya bir mesaj attık siz hemen böyle. Yani geldiniz ha şikayet için. Bravo vallahi. Bizim şirketin en büyük özelliği böyle yapılan şikayetlere şimşek hızıyla geri dönmesidir. Bu sıfır ürünü de getirdik ki özrümüzü kabul edin açısından, babından. Fabrikadan daha yeni çıktı. 2 gün oldu olmadı. Açalım mı beraber? İyi peki. Hadi gel buyur. Ayakkabını çıkar. Şunu da çıkartsam. İyi gel. Buyurun. Ben geldim. Ay, yoruldum ya. Bunu almaya gitti de ben. Bu ne? Tadam. Bu benim gelinlik. Paris'ten geldi. Çok güzelmiş. Ya, değil mi, değil mi? Ay, kim istemez ki yani Cenk gibi yakışıklı bir adamın yanında böyle bir gelinlikle durmayı? Ay hayat, kuğu gibi görüneceğim ben bununla. İnşallah. Sen de çok beğendin değil mi hayatcığım? İnşallah sen de yani evlenecek birini bulursun da gelinlik giyersin artık. Ay hayatcığım, benim senin yardıma ihtiyaç var yine. Sen bu gelinliğe bir bakabilir misin canım? Yani gelinlik tadilatı zordur. Daha önce başıma garip şeyler geldi gelinlik yüzünden. Ya, ne gibi şeyler? Siz evlendiniz mi? Uzun hikaye. Sen ne yaptırmak istiyorsun? Eğer çok büyük bir şeyse gelinlikçiye götürürüm. Yo yo. Hiç öyle uzun bir şey değil. Yani şu kararlardan sadece birazcık daraltılması lazım. Ben zaten başka bir yere gitmek hiç istemiyorum. Senin başkasına güvenemem ki. Hadi bakalım. Yapabilecek misin hayatım ya? Yani yaparım herhalde. Bir bakalım da. Ay çok sağ ol canım ya. Cenk'in yanında harika görüneceğim ben bununla. Aa, ne oldu? Bir sorun mu var? Yani eğer istemiyorsan... Yok. Yok, sorun yok. Yaparım. Çok teşekkür ederim. O zaman ben bunu giyeyim. Gizli bir mektup.
Teşekkürler. Afiyet olsun. Nilcim, biz kahve içiyoruz ama sana bitki çayı yaptım. Çok naziksin. Teşekkür ederim. Selin'cim, evin çok güzel. Sıcacık bir havası var. Evimi ben de çok sevdim. Tam yerleşemedin ama, değil mi? Ev yerleştirmek zor iş tabii. Acelem yok. Vaktim var. Bu arada sen nasılsın Nil? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok daha iyiyim sayende. Ay vallahi helal olsun sana Selin. Arabanın önüne atlamışsın. Yani herkes yapmaz bunu. Aa, biliyor musun? Benim de Nil'e yardımım dokunmuştu. Evet, Seda da beni hastaneye taşımıştı. Hakkını ödeyemem. Ay olur mu Nilcim? Yılların hatırı var. Sonuçta biz eski arkadaşız. Aa, biz liseden arkadaşız biliyorsun değil mi? Aa, öyle mi? Hı, öyle. Biz çok yakın arkadaştık. Yani lisede aramızdan su sızmaz. Her şey o kadar güzeldi ki. Sonra işte bir... Seda! Seda yandın değil misin? Üzerine giyecek bir şeyler getireyim ben. Sen çıkar mısın? Yok yok yok. Gerek yok. Ben banyoda çitilerim. Neredeydi banyo? Soldan ilk kapı. Kusura bakma. Bir görebilir miyim? Getireyim ben. Hadi bakalım. Şimdik. Evet. Bizden aldığınız başka ürünlerde de sorun yaşadık mı? Ev yanıyordu, ev. Ne? Talihsizlik olmuş. İşte bu. Bu mu? Yeni ürüne benziyor. Şimdi bunların... altında seri numarası olur. Evet. Buradan bakacağız. Şimdi ben size bunun sıkıntısını söyleyeyim. Bunun dediği, yaptığını, yaptığı dediğini tutmuyor. Isıtıyorum diyor, ısıtmıyor. Seri numarasına bakarsak da bu yılın malı. Böyle bir şey yapmış olması imkansız gibi ama. No, ben ne? Yalan mı söylüyorum ben? Estağfurullah. Alıngan mıyız biraz? Yok yok, öyle bir şey olamaz. Müşteri her zaman haklı. Şey, bunu bize Orhan sattı da ona bir şey olmaz değil mi? Orhan, ay, Orhan tanıyor muyuz? Hı hı. Şimdi şöyle söyleyeyim, Orhan usta. Usta deriz biz, duayen deriz kendi aramızda. Orhan'a öyle mi? Böylesine dürüst, böylesine çalışkan, böylesine adaletli, azimli bir arkadaşımızdır. Kendi evine sokmadığı hiçbir şeyi müşteriye satmaz kesinlikle. İndirim de yapıyorum da... Yaparız hepimiz. Yaparız indirim. Ha, yani biz de akraba olacağız ama yani ben bu konularda vallahi hiç güvenmiyorum. Ne? Güvenmiyoruz. Niye güvenmiyoruz? Güvenmiyor muyuz? Tamam o zaman. Ben şimdi Orhan hakkındaki bu şikayetlerinizi bir form oluşturaraktan not alayım. Şikayet neydi? Yok, siz bir şey yazmayın. Siz sadece bunu halledin yeter. Anneciğim, diğer kettle'ın bozulmasında bizim de hatamız var. Öyle mi çocuğum? Kalk Ceren, kalk çocuğum. Çay getir çocuğum, kalk kalk. Şunu da götür yavrum, çocuğum. Buyurun alın. Evet. Diyecek bir şey yok. Ürün komple bizden kaynaklanan bir arızaya maruz kalmış. Ya. Firmamız adına özür diliyoruz. Ya. Bizzat kendim bu yeni ürünü size takdim ediyorum. Ay bu da boş boş konuşuyor mu öyle? Yok yok. Bu dut yemiş bülbül. Bu şey sıkıntısız. İçine kapanık içine. Şey buna düğmeye bas suyu kaynatsın fokur fokur. Bir zahmet çay kahveyi de misafirlere verirsiniz. Aman da güzel ürün.
Alo. Kız Beyza, bunu bak, ben dışarı çıktım ha. Ay canım sıkıldı, biraz hava alayım diye Hayat'ın yanına geldim şimdi. Ha, biraz ona yardım edeyim. Kız bana bak. Ecrin'e bir şey mi oldu, onun için mi aradın beni? Ha? Ha. Allah esirgesin ya. Tamam. İyi tamam. Sen yorulma, ben yaparım çocuğumun çorbasını. İyi oldu. Hadi sağ ol. Nasıl oldu? Güzel oldu. Hayatcığım ya, sen şimdi beni böyle bir çeksen, ben de o fotoğrafı Cenk'e göndersem olur mu? Olur. Ay ama benim telefon içeride kalmış ya. Şimdi ben böyle inmeyeyim, gelinlik yere değmesin. Sen getirebilir misin canım? Tamam, getir. İşte hani dikkat edecektin Hayat ya. Paris'ten geldi bu. Ama ben yırtmadım ki. Ama nasıl oldu bu resmen? Bak yırtılmış. Ya vallahi ben yapmadım Jasmine. Niye böyle bir şey yapayım? Ne bileyim Hayat'cığım. Yani bilerek de yapılmış gibi duruyor bu ama. Yani yırtık değil ama. O zaman nasıl oldu bu yani? Aşk olsun Hayat ya, inanmıyorum sana. Bu ne kadar, sen biliyor musun? O kadar da beğenmiştim ben bu gelinlik yani. Ama Jasmine gerçekten ben... Beyza Butik, evet. Buyurun. Ver Ceren, ver. Ceren dedi mi? Öyle telaffuz ettiniz, sanki hitap ettiniz gibi. Sağ ol yavrum, Ceren ha, sağ. Evet. Şimdi ürün sorununu çözdüğümüze göre şu şikayeti de alalım mı şekeri? Tabii. Yavrum şeker koymamışsın ya. Kız biliyorsun. Kılık değiştirmiş hırsız falan olmasın? Hırsız mı? Ne oldu, içinize sinmedi mi? Yok. Yani acaba dedim, prizde dedim, bir problem mi var dedim. Sanmam. Şimdi benim oğlum var da, oğlum var benim oğlum Tarık. Şimdi oğlum anne dedi, belki dedi prizdedir sorun dedi. Bir baksanız şurada priz. Elektrikçi mi kendisi? Yok, şimdi şöyle bir şey, bu ek mesaiye girer. Ücretli yazar bunu ama ahbap olduk, yazmayız. Şöyle yapalım, ben ona bakayım, siz de şu şike. Tamam tabii canım, ben geri çekerim tabii. Bakın işte orada, bakın. aşağıya bakın, aşağıya. Bir bakın, daha şeyin orada. Bak bakayım bir, aşağı. Biraz aşağı. Kurban olur. Evde kuş. Çıkır. Paçık. Anam. Orhan? Orhan? Of Allah'ım, ne yapacağım ben ya? Ben bir şey yapmadım ki. Niye ağlıyorsan? Sen bir şey yapmadın Hayat, ağlama. Of ya. Niye durduramıyorum ağlamamı ya? Ha
Hoş geldin Melahat abla. İyi misin Melahat abla? Değilim. Jasmine değilim. Ya sorma ya. Ben de hiç iyi değilim ablacığım. Yani hayat benim gelinlik yırttı. Bir de beni yırtmadım diyor. Doğru söylüyor çünkü o yapmadı. Gelinliği senin yırttığını gördüm. Bu gözler ne adilikler, ne yalanlar, ne pislikler, ne dolanlar gördü ama senin gibisini görmedi Jasmine. Ah, ne diyorsun Melahat abla? Benim ne dediğim ortada. Gelinliği sen yırttın, şimdi suçu hayata atıyorsun. Senin derdin ne ya bu melek gibi kızla? Ha? Derdin ne? Bu Kemal'in resmi kesin. Çok güzel görünüyorsun Nil. Hamilelik öncesini bilmiyorum ama bebek seni güzelleştiriyor sanırım. Yok canım, kilo almaya başladım bile. Olacak o kadar artık. Hadi gel bir fotoğraf çekelim. Çok hoş görünüyorsun. Olur tabii. Bir de şöyle ışığa doğru. Evet. Çok güzel oldu. Evet. Seda gelsin, ona da çekelim. Tabii ki çekeriz. Bak Selin. Seda, yani senden benden çok farklı bir kız. Yani çok hırslı bir kız. Okuldayken de öyleydi. Yani sen şuraya bir çizik at, o daha iyisini atmak için seninle iddiaya girer. Hırsları bazen gözünü kör ediyor. Onun gibi pek çok insanla çalıştım. İnsan kaynakları uzmanı olunca zor da olsa herkesle baş etmeyi öğreniyor insan. Ona şüphem yok tabii. Ama Seda biraz fazla hırslı. Ama her insan gibi o da ikinci bir şansı hak ediyor. Seninle de arasını düzeltmek istiyor. Ya tabii ki. Yani o iyi niyeti gösterdikten sonra ne demek? Hem sen böyle diyorsan, buraya gelmesi bile benim için çok değerli. Ay çok güzel çıkmışız Nil. Ben bunu sayfama koyuyorum. Senin için bir sorun olmaz değil mi? Koy koy tabii ki sorun olmaz. Ben de bir su alacağım. Ben getireyim. Yok ben alırım. Mutfak sağdaydı değil mi? Evet. Kemal'in imzası. Bir an önce söylemem lazım. O zaman kuşkularımın doğru olduğunu anlar.